Herkese NFA Trade Monday'in 13. bölümüyle karşınızdayız. Ben Block Smith, yanımda Mundo ve diğer OG arkadaşlarımızla sizlerleyiz. Son dönemde, son özellikle de şöyle bir 3 haftadır sağlam düşüşler gördük kripto para marketinde. Tabii ister istemez uzunca bir sürede ayı sezonunun iliklerine kadar hissetmiş olan, yaşamış olan kripto camiası da tabii bir miktar panik havasına büründü. Genel anlamıyla biz seviyelerimize hep sadık kaldık NFA olarak. High time frame'deki bölgeleri gözettik. Ki o bölgeler kırılsaydı da buna göre aksiyonlar alacaktık ama şu ana kadar çok büyük bir sıkıntı gözükmüyor. Şu şekilde gözükmüyor. Yani sezonun değiştiği, trendin değiştiği bir sıkıntı şu ana kadar gözükmüyor. Daha önce defalarca söylediğimiz gibi haftalıkta yapıların kırılmadığı, onun dışında hani böyle birden fazla konfirmasyonla trend değişiminin teyit edilmediği her türlü senaryoda bullish kalmaya devam ediyoruz. Bu noktada market yapısı çok önemli. Şimdi total ile başlayalım. Yani kripto market toplam piyasa değeriyle başlayalım. Son yaptığımız hızlı çıkışla beraber 2.7 trilyon dolar seviyelerine kadar bir yükseldik. Bu seviye yaklaşık olarak bizim düşüşten önceki son satış bölgemizdi. Bu bölgeden aslına bakarsanız yaklaşık olarak bir ay boyunca bir tepki aldık. Akabinde de son 2 haftada, 3 haftada hatta dönen bu işte savaş konuları, İran'ın İsrail'i bombalaması, işte Çin'in uçak uçurması vesaire gibi konularında bir miktar yarattığı gerginlikten dolayı tabiri caizse bir silkeleme oldu ama büyük bir silkeleme oldu. Bu noktada bizim dikkate aldığımız bir bölge vardı. Bu bölgenin içine girerken ciddi zaman harcamıştık. Yaklaşık olarak 4 Aralık'tan 5 Şubat'a kadar 3 ay kadar bir süre harcamıştık. 2 ay 3 ay kadar. Ve bu bölgenin bir bant yapısında çalışmasını beklediğimizi söylemiştik. Burayı hızlıca geçtik ama bu bölgenin içine dönmemiz otomatik olarak bizi hani yaklaşık olarak bir 500 milyar dolar, 600 milyar dolar kadar aşağıya atacaktı. Bu sebeple biz hep total market cap için 2.2 trilyon doların öneminden bahsettik. 2.2 trilyon doların altında haftalık kapanış görmedikçe burada bir sıkıntı olduğunu düşünmek için bir sebebimiz yok diye konuşuyorduk. Akabinde erken sinyal almak adına da buradaki günlük kapanışlara, günlük hareketlere dikkat edeceğimizi konuşmuştuk, söylemiştik. Haftalıkta gördüğümüz üzere hani biraz da böyle uzaklaşarak baktığımızda çok ciddi bir problem gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Çünkü range'in üstüne attık, döndük, testimizi yaptık, yetmedi. Tekrardan inmeye çalıştık fakat daha yüksek bir seviyeden tepkimizi aldık. Yani daha yüksek bir dipten ve şimdilik 2.2 trilyon doların üstünde seyrediyoruz. Aynı zamanda da geçtiğimiz hafta Cuma günü Bitcoin Halving'i gerçekleşti. Hatta bunu da hem YouTube'da canlı yayın olarak yayınladık hem de OG'lerle birlikte kutladık kalabalık bir şekilde. Tabii ki de burada da bir miktar Bitcoin adına temel tarafta olumlu bir görüntü var. Neden? Çünkü Halving demek yarılanma demek. Yarılanma demek Bitcoin'in ortaya çıkan arzının yarı yarıya düşmesi demek. Bu da otomatik olarak Bitcoin'in daha yüksek fiyattan fiyatlanması gerektiği anlamına geliyor.
Dolayısıyla burada market cap'te özellikle bu hafta yapacağı hareket bence önemli. Eğer ki bu hafta benim beklediğim gibi giderse burada güzel bir yükseliş görmeyi bekliyorum. Nereye kadar yükseliş görmeyi beklerim en az? En az yaklaşık olarak 2,5 trilyon dolar, 2,6 trilyon dolar seviyelerine kadar yükselmesini beklerim. Tabii ki de Halving'e vereceği tepkiyi aslına bakarsanız bu pazartesi ve salı günleri görüyor olacağız. Fakat hani buradan döndüğümüz senaryoda, yukarı doğru ilerlediğimiz senaryoda ilk hedefimiz 3 trilyon dolar. Dipte de belirttiğimiz bölge 2,2 trilyon dolar. Gördüğünüz üzere şu ana kadar gayet smooth bir şekilde, akıcı bir şekilde çalışmış durumda. Oldu da bir miktar tekrardan bir geri çekilme verdi bu bölgeye doğru. Verdiği senaryoda yeşil kutu üzerindeki yeşil kutu civarında düşük zaman, küçük zaman diliminde de şey yaparak, teyit alarak alımlarınızı ya da pozisyonlarınızı planlayabilirsiniz. Total 2'ye geçelim. Total 2'de de haftalıkta aslında yine benzeri şekilde takip ettiğimiz bu bandın range low'una, yani giriş kısmına doğru bir retest yapmış durumdayız. Bu bandın tepesine gittik. Akabinde de bandın dibine doğru bir test yaptık. Şimdi burada Bitcoin dominansında hani da göreceğimiz gibi şöyle bir durum söz konusu. Bitcoin yükselirken de düşerken de dominansı bir miktar arkasına alacaktır. Yani altcoin marketten para çekecektir. Dolayısıyla da burada göreceğimiz hareket belki önümüzdeki 2 hafta, 3 hafta boyunca şu şekilde olabilir diye düşünüyorum haftalık perspektifte bakınca. Sebebi yükselirken çok güçlü şekilde yükselmesi, bütün heyecanı, bütün FOMO'yu arkasına alması Bitcoin'in, ancak bu esnada da altcoin tutan büyük yatırımcının biraz daha Bitcoin tarafına geçmesi ile açıklanabilir. Ve bu bölgenin, yani 930 milyar doların bir kez daha denenmesine yol açabilir bu durum. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi 930 milyar dolar kırılmadığı müddetçe çok ciddi bir problem yok demiştik trend anlamında. Yoksa fiyatlar altcoin'lerde gerçekten çok ciddi düşüşler yaşadı. Bence gayet uygun fiyatlarda şu anda altcoin'ler. Ama evet, hani buradan aşağısını ben çok keyifli görmüyorum, öyle söyleyeyim. O yüzden 930 milyar dolar bizim destek noktamız, burayı kaybetmememiz gerekiyor altcoin'lerde. Tekrar döndük diyebilmemiz için ilk önce 1,086 trilyon doları geçmemiz gerekiyor. Şöyle günlükte de bir bakış atalım. Evet, günlükte de ilk etapta aslına bakarsanız şuradaki 1,220 trilyon doları fliplememiz gerekli diye düşünüyorum. Zaten buranın üstünde de range high ve 2022 yıllık açılışını aşmaya çalışıyor olacağız. Yani 1,08 ve 930 arasında bir miktar daha zaman geçirip salınabiliriz. Akabinde de yukarı gidebiliriz. 930 milyar dolar altında kalırsak keyifli gözükmüyor. Bir an önce burayı patlatıp hani 1,3 trilyon doların üstüne atarsak da ilk hedefimiz 1,7 trilyon dolar olarak gözüküyor. Total 2'de. USDT dominansına bakalım. Evet.
USDT dominansında yaklaşık bir 3 haftadır falan, hatta daha bile eski. Şu mor kutuya ilk ziyareti yaptığından beri bu parite, diyoruz ki %4,83 tarafına doğru bir test gelme, burayı zorlama, buraya wickler atma ihtimali var diyoruz. Şu anda gördüğünüz üzere 2 haftadır, yani bu yaşadığımız düşüş boyunca %4,83 üstüne haftalık anlamda fitiller atıp atıp geri dönüyor. Artık bizim bu hafta içinde görmek isteyeceğimiz şey, haftalıkta mum formasyonu olarak baktığımızda %4,53'ün altına doğru bir en azından fitil atıp akabinde de siyah kapaması, mum görüntüsü olarak bize erken sinyal verebilir diye düşünüyorum. Bunun dışında bu bölgenin düzgün bir şekilde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha önceden de dediğim anlattığımız gibi bu bölge aslında bir önceki boğa koşusunda gayet güzel çalışan bir fiyat bandı. Dolayısıyla burada ilk hedefimiz mor kutunun kırılımı, akabinde de ekvilibriumun olduğu bölgenin, yani %3,5'ların kırılmasını bekliyoruz. Piyasaya yeni katılanlar için de USDT dominans şu demek: piyasadaki doların toplam market cap'e oranı, yani büyük yatırımcı elinde ne kadar dolar tutuyor. Bu doların yüzdesi azalıyorsa bu arkadaşlar alım yapıyorlar. Artıyorsa bu arkadaşlar satıp dolara geçiyorlar demek. Bitcoin dominansına baktığımızda, evet, dominansta geçen hafta güzel bir tepki aldık. Yani güzel bir tepki aldık derken, artık bu bölgelerde birazcık yavaşlaması gerekiyor. Burada gördüğümüz siyah mum da bence hani ona işaret eden bir öncü olabilir. %57,21 birinci hedefiydi dominansı. Ama nihai hedefimiz, hani istemiyoruz ama eğer gidersek de, nihai hedefimiz %60-61 bandı idi. Şimdi burada aslına bakarsanız haftalıkta çok güzel bir şekilde reaksiyon vermiş gözüküyor. Fakat henüz bir dönüş emaresi var diyemem. Bu dönüş emaresini görebilmem için ilk etapta %53,89'un altında bir günlük kapanış görmem gerekir. Yani şu şekilde bir hareket, akabinde burada şöyle bir şey, geri çekilme, bir pullback, sonrasında yeni bir low, akabinde burada belki bir mitigation ve aşağıya doğru akış şeklinde bir grafik günlükte göze güzel gözüküyor. Yani bir miktar daha yolumuz var bence dominans tarafında, ama artık zirvelere doğru yaklaşmış olabiliriz. Bunun aksi bir hareket, %57,21'in günlükte aşılması akabinde %60'larda son bulacaktır diye düşünüyorum. Neden dersek, market bunu da daha önceki pek çok yayınımızda, talkslarımızda konuştuğumuz gibi dominansın aslına bakarsanız sürekli azalan bir yapısı var. Neden? Çünkü altcoin market ve blockchain teknolojisi geliştikçe, altcoin market büyüdükçe aslına bakarsanız Bitcoin'in ağırlığı bu piyasada azalma eğilimi gösteriyor. Yani diğer projeler yatırım aldıkça şeye, nedir onun adı, Bitcoin'in sahip olduğu ağırlık eskisi kadar yüksek olmuyor. Bu Bitcoin'in güçsüz olduğu anlamına değil, aslına bakarsanız altcoin marketin geliştiği anlamına geliyor. Dolayısıyla da geniş perspektiften baktığımızda %60-61 bandının ben son noktalar olması gerektiğini
düşünüyorum bu döngü için. Dolayısıyla seviyeler %53,89 altında günlük kapanış bizim için güzel bir senaryonun başlangıcı olabilir ya da %57,21'in üstüne doğru atmamızda biraz daha beklememiz gerektiğini gösterebilir. Ethereum Bitcoin'e bakalım. Yine Ethereum Bitcoin ile ilgili de 3 ya da 2 hafta önce bir thread yayınlamıştım. Burada da Ethereum Bitcoin'i bir miktar daha geniş bir perspektiften bakarak özellikle de Bitcoin'in ve dominansın durumundan dolayı biraz daha dipleri yoklayabileceği varsayımından yola çıkarak burada belirttiğim fiyat bandını bir miktar daha aşağıya çekmiştim. Burada önümüzdeki tek engelin şu yeşil kutu olduğunu, tek dayanağımızın daha doğrusu yeşil kutu olduğunu, bu yeşil kutunun da günlükte kırıldığı senaryoda direkt olarak 0,046'ya doğru gitmesi gerektiğini belirtmiştim. Şu anda bu bölgeyi kırdık, akabinde üstünde kalmaya çalıştık fakat haftalık kapanışı altında yaptık. Bir miktar akümüle olduk ve şu anda bu bölgenin reaksiyonunu izliyor durumdayız haftalıkta. Günlükte baktığımızda da şöyle biraz daha büyüttüğümüzde açık konuşmak gerekirse görüntüsü pek parlak değil Ethereum Bitcoin'in. Yani bir miktar daha bu bölgeleri zorlamak isteyebilir. Dominansın bir tur daha yükselebileceği, Bitcoin'in yükselişinin daha mantıklı geldiği, akabinde de altcoin market cap'in bir miktar daha bulunduğu bandın içerisinde oyalanabileceği gerçeğini düşündüğümüzde Ethereum Bitcoin'in de 0,046 bölgesine daha milimetrik bir dokunuş ya da belki de yani şu hareketi görüp buradan bir yükseliş izleyebiliriz. Buralarda oyalanmasını izleyebiliriz ya da bu bölgenin altına sarkıp çok fazla çok uzun sürmeyecek şekilde bir devyasyon yapıp tekrardan bu range'in içine girmesini izleyebiliriz. Yani bu da aslına bakarsanız altcoin'lerde biraz daha zamanın olduğunu, biraz daha beklememiz gerekebileceğini sinyalini veriyor. Ama nedir? Döndük. Artık tekrardan geri geldik. We are so back diyebilmemiz için öncelikle yeşil kutunun yani 0,0572 seviyesinin günlük mumla, en azından günlük bir mumla kırılıp üzerinde tutunabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun dışında yani henüz daha bu görüntü çok temiz gözükmüyor bana. Gelelim Bitcoin'e. Şu anda bütün marketin kaderi kendisine bağlı. Hemen önce haftalığa bir dönelim. Şöyle çizimlerimizi de bir kaldıralım. Evet. Bütün market şu anda Bitcoin hype'ı üzerinden dönüyor. Bitcoin hype'ı üzerinden yürüyoruz. Dolayısıyla gördüğünüz üzere şu son yani 2023 yılının başından beri inanılmaz bir yükseliş döngüsü izliyoruz. Ve hani bu daha henüz bitmiş gibi de gözükmüyor. Dolayısıyla son yaşadığımız düşüşü tekrardan bir değerlendirelim. Bakın, bir önceki tepesinin yani bir önceki ATH'ın bulunduğu bölgenin likiditesini alan bir hareket yaptı. Zaten yeni bir tepe yapamamıştı. Haftalık anlamda bizim izlememiz gereken yer aslında
50.600'lerle 53.000 band. Yani haftalıkta bu market döndü, geri döndü, artık tekrar ayı geldi, yandık, bitiyoruz vesaire diyebilmemiz için bizim 50-53 bandını aşağıya doğru kırmamız gerekiyor. Yani aslında hala da iyi durumdayız. Yıllardır sadece işte ayı sezonunu yaşadığımız için, hacimsizlikten öldüğümüz için burada piyasada artık böyle düşsün istemiyoruz. Hiçbirimiz bunun düşmesini istemiyor artık. Emin olun. Hiçbir altcoin'in, hiçbir şeyin, ne derler, paritenin, projenin düşmesini istemiyor. Kimsenin tahammülü kalmadı bence. Dolayısıyla hani burada hani bu hareketleri verilen reaksiyonlar vesaireler bir miktar tabii artık endişe, panikle verilen reaksiyonlar. Dünya gündemi de hani çok böyle keyifli değil zaten. Sürekli bir yerlerde bir savaş, sürekli bir yerlerde bir kriz, bir isyan vesaire bir şeyler var. Dolayısıyla da ister istemez insanlar kötü senaryoyu hayal ediyor olabilir, düşünüyor olabilir. Ancak şu anda Bitcoin'in görüntüsü gayet güzel. Bir önceki tepesinin üstüne attı. Akabinde bu bölgenin şu anda likiditesini topluyor. Bu aşamada benim özellikle de halvingden sonra beklentim burada artık low'umuzu yükseltmemiz, yani haftalıkta belirttiğimiz bu 53 binlerin olduğu bölgeyi bir miktar daha yukarı taşıyıp yeni bir ATH yapmamızı bekliyorum. Ve bunu da hızlı bekliyorum. Sebebini sorarsanız, şimdi uzunca da bir süredir altcoin rallisi vesairesi bekliyoruz. Gelsin artık, para kazanalım, coşalım, uçalım, kaçalım istiyoruz ya. Altcoin rallileri Bitcoin market kırılımı verdikten sonra gelir. Yani büyük düzeltmeyi yaptıktan sonra altcoin rallileri gelir. Daha doğrusu büyük düzeltmenin hemen öncesinde gelir. Günlükte market kırılımı, akabinde Bitcoin geri çekilmesini yaparken, bearish geri çekilmesini yaparken, altcoin'lerde ciddi bir likidite artışı, ciddi 3x'ler, 5x'ler, akabinde de bir anda kimse ne olduğunu anlamadan higher time frame'e, yani yüksek zaman dilimindeki, büyük zaman dilimindeki oluşuma bakmayı unuttuğumuz anda altcoin'ler tepedeyken Bitcoin düşmeye başlar. Yani altcoin rallisi dediğimiz şey aslında birilerinin bu marketten parayı çekme yöntemi. Öyle söyleyeyim. Bu shitcoin pumpları gibi düşünün. Bir anda yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Aa, bitirdik oyunu diyorsunuz. Hileli şey bulduk diyorsunuz. Ondan sonra iyi, bu daha gider, şöyle olur, böyle olur derken bir anda böyle aldığınızın da altını düşüyor gibi bir hissiyat yaratır. Tam böyle tepedeyken, her şey çok güzel gidiyorken bir anda güçten kesilir altcoin'ler. Halbuki Bitcoin sadece geri çekilme bölgesine gelmiştir. Dolayısıyla bizim bu bölgede low'umuzu yükseltmemiz lazım Bitcoin'de. Altlar da Bitcoin'le beraber bir miktar hareket etmeli. Yapılarını bullish'e çevirmeliler. Akabinde Bitcoin bu yapıyı kırarken en azından günlükte altcoin'lerde market kırılımını verdikten sonraki işte diplerine, low'larına veya high'larına testlerini gerçekleştiriyor olmalılar. Akabinde de Bitcoin'in geri çekilmesinde de biz o paritelerden çok güzel paralar kazanıyor olmalıyız. Dolayısıyla şu anki görüntüde ben şu mumun, açık konuşmak gerekirse, şöyle gerçekleşmesi gerektiğine inanıyorum. Pardon. Evet. Yani şurada da kalbi koymuştuk zaten. 85-90 bin arasındaki bir bölge. 85 mi 90 mı? Yüzdesi düşük kalıyor artık. 100 binlere yaklaştıkça 85 ve 90'ın arasındaki fiyatın logaritmik anlamda şeyi ihtiva ettiği anlam azalıyor. Ama yani bu tek bir mumda gelir gelmez, orası şey değil de, ama şöyle güzel bir God candle ben Bitcoin'de bekliyorum. Burada
bizi tam tersine ikna edebilecek olan şey nedir? 61.768. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haftadır üstünde tutunduğumuz. Aynı zamanda da şöyle daha büyük perspektiften baktığımızda da şöyle daha büyük bir range'in high noktası olan, aslına bakarsanız çok önemli bir seviye olan 61.768'in üstünde kaldığımız müddetçe ben bu mumu bekliyorum. Altcoin'ler biraz daha sabır gerektirecek. Akabinde bu hareketi yapacağız. Belki sonrasında geri çekileceğiz vesaire. Low'umuzu tekrar yükselteceğiz, düşüreceğiz. Günlük de yapıyı kıracağız. Akabinde de esas altcoin rallisi o zaman başlayacak. Ancak şu anda bence bir miktar risk almak isteyen arkadaşlar için altcoin'ler çok güzel seviyelerde. Yani grafiklere bakmadan bile bunu şimdiden söyleyebilirim. Çünkü Total 2 ve Total 3 3'ün suyu ciddi anlamda emilmiş, çekilmiş durumda yani. Ve Bitcoin'in bir sonraki hareketinde altcoin'lerin de ben böyle tıkır tıkır yukarı doğru güzel hareketler vereceğini düşünüyorum. Hele hele şöyle bir mum gelirse altcoin'ler yapılarını da tekrardan bull işe çevirirler diye düşünüyorum. Akabinde de Bitcoin'in geri çekilmesi altcoin'lerin retest'i gibi bir hava verecektir. Ethereum'a da bakalım. Akabinde bir istek yoksa sonrasında şey yaparız. Bu arada Bitcoin'de şöyle hemen döneyim. Günlükte bakmadık Bitcoin'e. Böyle haftalıkta böyle bir makroya baktık sadece. Günlükte Bitcoin'de şu farazi mumumu sileyim. Benim reaksiyonunu esas izlediğim bölge 68.600, 69.400 bölgesi. Bu bölge bir destek direnç dönüşüm bölgesi olarak çalışıyor. Bunun üzerinde fiyat tutuldukça daha yukarıları, tutundukça daha yukarıları arzuluyor. Altında kaldığında da yaşadıklarımızı görüyorsunuz zaten. Gidip dipten likidite bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla hani benim esas önem verdiğim bölge bu üstteki yeşil kutu. Kısa vadede ise görüntü güzel gidiyor. Hani son bir engelimiz kaldı vesaire diyebilmek için de 66.700 ile 67.700 arasındaki bu turuncu kutuyu 4 saatlik grafikte çizmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Dikkate alabilirsiniz. Ama esas bölgemiz yeşil kutu. Yeşil kutuyu geçmemiz gerekiyor. Hocam Bitcoin'in şu an ortalama mining maliyeti 102K civarında. Bu Bitcoin fiyatının artacağı anlamına mı gelir yoksa miningcilerin maliyeti karşılama konusunda sistem dışına çıkıp maliyetlerin azalacağı şeklinde mi ilerler? Bunu Trade kanalına şey de atmıştı. Mundo da atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani mantıken maliyetinin üstüne satmaları gerekiyor. Doğru. Boğa koşullarında bu senaryo belli bir aşamaya kadar tuttu. Fakat yani günün sonunda bunun yaşanmadığı senaryoyu da gördük. Nasıl gördük? Bir önceki şeyde döngüde ayı başlamadan önce özellikle yine pek çok kişi şey diyordu. Tutarını gerçekten hatırlamıyorum da işte bir Bitcoin'in maliyeti işte atıyorum 25 bin dolar. 25 bin doların altına hayatta düşmez. Düşüremezler olmaz yani falan gibisinden böyle. Bir yaklaşımı vardı arkadaşların. Gördük hepimiz yani 25 bin dediği gayet yanlış hatırlamıyorsam 15 bin küsurlara mı 17 bin küsurlara mı ne düştük bakalım. Hemen. 15.496 spot'taki fiyatı bu. Ondan sonra buraya kadar düştük. Hatta
Kasım 2022'den Ocak 2023'e kadar neredeyse de bu bölgede akümüle olduk. Burada hani fiyatı belirleyen şey çok net, hani arz ve talep şey değil sonuçta. Bu markette hani açığa satış da yapabiliyorsun, açıktan alabiliyorsun. Dolayısıyla bunun üretim maliyetinin bilmiyorum altını düşürebilirler ya da altında da tutabilirler. Ha, şu şekilde bakabiliriz ama markete hani biraz önce söylediğim gibi yarılanmadan dolayı Bitcoin'in arzında yani ortaya çıkan arzında madenlenen ödül miktarında azalma olduğu için Bitcoin madencilerinin elindeki Bitcoin'ler bir miktar daha kıymetli olacak. Daha zor elde ettikleri için. Hani dolayısıyla da evet hodl etmeye bir miktar daha yakın olacaklardır. Bir Bitcoin'in ortalama mining maliyetinin de yükselmiş olması yine aynı etkiyi yaratacaktır. Yani olumlu bir veri olarak düşünüyorum ama kesinlikle fiyat oranın üstüne çıkmak zorundadır şeklinde bir düşünce içerisinde değilim açık konuşmak gerekirse. Yani durum şimdilik bu şekilde. Ethereum'a geçiyorum. Evet. Burada şu anda sevgili Lowyer olacaktı. Onun Ethereum chart'ı çok daha tatlı. Haftalık anlamda Ethereum'da yapının bozulduğu bir senaryo şu anda yok. Fakat gerçekten güzel bir düşüş gerçekleştirdi. Bir miktar daha düşüşün devam etmesini bekliyoruz Ethereum tarafında. Biraz önce konuştuğumuz dominansın artması, Bitcoin'in tepesini tazelemesi vesairesi beklentimizden dolayı hani nasıl bekliyoruz? Bitcoin'in hayını tazelediği senaryoda bu bölgelere doğru bir hareket gelip akabinde oranın altında kapanış yapması, sonrasında da pardon, yanlışlıkla sarkık yaptım. Akabinde de şu kırmızı kutuya, hatta şu kırmızı çizgiye doğru 2700 19 2720 bölgesine doğru bir hareket yapmasını bekliyoruz. Total 2'de yatay ilerlemeyi, dominansta artışı, Ethereum Bitcoin'de de bir miktar daha dipleri zorlamayı beklediğimiz senaryoda şu şekilde bir hareketin gelmesi 2720 ve 2440 bandı arasına Ethereum'dan bir hareket gelmesini bekliyoruz. Burada gördüğümüz bir diagonalimiz var. Bu diagonalin de bu bölgeyle kesiştiği noktalar Ethereum için yeni dip görevi görebilir. Akabinde de bu bölgenin üstünde market kırılımını verip yukarı doğru yoluna devam edebilir diye düşünüyorum. Evet. Ne gelmiş? Ordi Mim Mina. Peki. Ben mim grafiği ile ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü benim bir şey söylememe çok fazla gerek yok. Şöyle yapayım bir dakika. Neredeydi o? Burada emojilerin içinde bir de evet. Aa, bulmakla uğraşamayacağım şimdi ikonlar. Heh. Evet.
Şimdi günlük bazda, günlük zaman diliminde takip ettiğimiz 0021 bölgesine kadar düştük meme coin'de. 0.02134'te olan range low'umuzdan 0.02133'ten milimetrik bir tepki aldık. 0,02795'in altında kapanış yaptık. Destek direnç dönüşüm bölgemiz olan mor bölgeyle bu bölge arasında bir süre akümüle olduk. Ancak mor bölge üstünde kapanışlara devam ettik. Sonrasında da üstüne attık ve milimetrik testimizi burada verdik. İlk hedefimizin şu üstteki 0,0357 ve 0,03261 bölgesi olmasını bekliyorum. Belki de 33'lere doğru fitil de gelebilir. Yani hareketin şu şekilde tezahür etmesi çok normal. Şurada da ufak tefek avlar yapıp imbalansı doldurup akabinde tekrar bu alana doğru ilerleyebilir. Meme coin'de yalnız benim artık tekrar döndük. Yukarı doğru gidiyoruz. Demek için artık net bir şeye ihtiyacım var. Yani şu alandan bir şekilde artık kendimizi kurtarmamız lazım. Dolayısıyla 0.036 üstünde kapanışlar görmeyi hayal ediyorum. Gördüğünüz zaman MİM'de hedefimiz 0,069. Ordi. Biz bu Ordi'ye bakmamış mıydık ya? Yep. Oo. Ne zaman baktık biz Ordi'ye ya? Mundocum. 2 hafta önce mi baktık? Geçen hafta mı baktık? Geçen hafta bakmışız. 13 Nisan. Bilemedim. Bir hafta önce değil mi? Oo Gökdeniz'cim. Hoş geldin. Ordi'de görüntünün çok keyifli olmadığını konuşmuştuk. Fiyat bandımızın özellikle de yani neresi oluyor? Aralık 2023'ten beri içinde bulunduğumuz fiyat bandımızın şu noktasında yapıyı kırıp akabinde akümülasyon ve geri çekilme sonrasında range low'a hareketini sonrasında da bu bölgenin küçük zaman diliminde şu aşamadayken bakmıştık hatta yanlış hatırlamıyorsam hemen bakalım 4 saatlik grafikten evet şu yatayın kırılması range low'un kırılması akabinde de burada bir akümülasyon çok sağlam bir likidite temizliği ve range low üzerine bir atım görüyoruz. Şu anda range'in içine tekrar girmiş durumdayız. Market yapısı büyük zaman diliminde hala daha pozitif değil. Ancak ordi'de ordi diyorsanız arkadaşlar bence artık şu noktada şu likiditenin yani 46-67 bölgesinin olduğu yerden güzel de böyle geniş stoplu bir trade alabilirsiniz. 62-30'lara doğru da gidecektir. Hatta şöyle yapalım. Güzel gözüksün. 46-67 diyelim. Hatta şunu da şöyle şuraya imzalayalım.
şu şekilde bir pozisyon alabilirsiniz. Yani şey değil, bu yapı anlamında söylüyorum. Direkt bu pozisyonu almayın tabii de. Çünkü yani direkt böyle de gidebilir. Bu bölgenin üstüne geçtiği anda orada kurgu değişecektir ama ben bu bölgede bir miktar daha oyalanıp akabinde şuraya doğru gelip sonrasında buralara gitmesini bekliyorum. Tabii ki de dediğim gibi büyük zaman diliminde hala daha yapı değişmiş değil. 4 saatlik zaman diliminde yapı değişmiş durumda. O yüzden bu arkadaşın bir geri çekilmesi durumunda ilk hedefimiz İkolubrium bölgesi, yani bandın ortası 62-30'lar. Ha, bu bandın sağlam çalıştığını düşünerek bu pozisyonu daha uzun süre tutmak isteyebilirsiniz. Eğer bu markete sabrınız hala devam ediyorsa, psikolojinizi yönetebiliyorsanız, o zaman buradan swing long girip bir miktar daha belki stop, hani şeyinizi artırabilirsiniz. Ama yani şöyle bir hareket görme ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Ordi'de. Ben buna kötü bakıyordum ya. Görüntüsü çok kötü. Buranın altında kalırsa yanar diye düşü yapıyordum ama kapanışını güzel yapmış. Gökdenizciğim, mimi baktık artık YouTube'dan izlersin diye düşünüyorum. Hoş geldin Aranella. Mina'ya geçtim. Mundo'nun üçüncü talebisi. Evet. Mina'da da iki senaryo çizmiştik. Buralarda çizdik, şuralarda çizdik yanlış hatırlamıyorsam. Ya ATH'a gider ya da buradan şu Morgoth'un altına iner ve bu bölgede birazcık akımlı olup aşağıya doğru yoluna devam eder gibisinden bir yorum yapmıştık. Kırmızıyı takip etmiş gibi gözüküyor. Şu anda da mora doğru bir yönelim içerisinde arkadaş. Çoğu altcoin'lere benzediği için görüntüsü çok ne derler? Bir şey diyemiyorum. Farklı bir yorum yok şu an diye. Ama hani şuradaki aşağı yönlü hareket devam etmeyebilir belki. Belki burada hani şu mor kutuda şey yapacağı tepki önemli. Alacağı tepki önemli. Mina güzel bir projeydi diye hatırlıyorum. Ben çok takip etmiyorum. Mor kutu üzerinde oldu da işte geldi şurada bir şeyler yaptı. Üstte kapattı gibi bir durum olursa büyük ihtimalle yukarıda şurayı, şuraları avlamaya, yakalamaya çalışacaktır en azından. Ama şimdilik bu görüntü çok tatlı durmuyor. Yani şu bölgenin altında kapatmış olmamız çok tatlı durmuyor. Olurdu bu bölgenin üstüne tekrar atarsak mor kutuya geldiğinde alım için uygundur diyebilirim ama şu anda bunu söylemek için çok da geçerli bir sebebim yok günlük zaman diliminde. Oldu da buradaki downtrend devam etti. Bence yani 60 centler fiyatı tutmalıdır diye düşünüyorum. 56-60 cent bandı Mina'yı tutmalıdır diye düşünüyorum. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz ya? Kalabalıklaşmışız. Ekmekçiğimden tav gelmiş. Hemen tavaya. Tavaya niye bakıyoruz ki? Tava hep yükselmiyor mu? Hayret, tavada düşüş senaryomuz tutmuş. Yani Haziran'a kadar Mina'yı evet sanki böyle üzebilirler gibi. Genel anlamıyla altcoin'leri bence bir süre daha üzecekler gibi gözüküyor.
Ama artık o noktadan sonra da yürür diye düşünüyorum. Haziran'a kadar zaten çoğu şeyinde, projenin de hani 2024'te neyi başarıp başaramayacağı da belli olur az çok bence. Ya da işte duyuruları vesaireleri varsa onlar da çıkar. Dolayısıyla yürürüz diye düşünüyorum. Haftalıkta Tao'da hala daha bir problem gözükmüyor. Yani şuradaki hareket bir miktar üzücü oldu. 800 küsur dolarlara doğru böyle bir vik atıp akabinde düştü. Şöyle günlük bazda baktığımızda günlükte aslına bakarsanız son high'ı yaptıran, hatta son high'ı yaptıran low'un altında kapanış gördük. Bu kapanış üzerine hatta ben Optimal Trade Entry'den böyle bir şey, ne derler, short izlenebilir mi diye şu kutuyu çizmiştim. Ama çok güzel her yeri patlatıp böyle en tepedeki short likiditesini alıp tekrardan bir wick attı. Sonrasında da yeni bir low yaptı. Tao'da döndük tekrardan güzel yerdeyiz diyebilmemiz için bence 620-30 bölgesinin üstüne hızlıca atmamız lazım. Bu bölgenin üstüne atarsak Tao'da tekrar yukarı yönlüyüz diyebiliriz. Bu olmadığı müddetçe bence hani 560-580 bandından şöyle tepkisini alıp tekrardan düşmeye meyil edecektir. Burada patlattığı optimal trade entry'ye belki böyle bir wick atıp geri dönebilir. Çünkü hani Binance listelemesi geldi diye biliyorum ama hani yine de burada hafta sonları vesaire bile olsa balina aktivitesinin çok olduğu bir coin. Kutsaldan bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla da şey, buralara doğru böyle wickler de gelebilir. Yani Tao'da margin trade çok önermiyorum ama nereden alırsın Bloxsmith deseydiniz açıkçası şu bölgeyi komple bir DCA alanı olarak kullanmak isterdim. Hatta sarkarsa da turuncuya kadar da emirlerimi dizerdim şu bölgeye piramit olarak Tao'da. Ama buradan yapıyı kırarsak 620-30'un üstüne çıkarsak akabinde tekrardan yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Fakat altcoin marketin genel gidişatını düşündüğümüzde de hani şu bölgelerde akümüle olması ya da böyle biraz daha dip araması daha makul geliyor Tao için. Burada Tao yükselmiyormuş işte bak. Başka var mıdır? Hızlıca bakalım. En azından. Aykut abi mi geldi? Kim geldi? Dur bakayım. Evet, hoş geldin Aykut abi. Nasılsın? Durun, Aykut abi geldiyse ben hemen gümüş açıyorum. Bir saniye. Bir saniye. Hemen gümüş. Hemen. Ya bazı çizgilerden nefret ediyorum Aykut abi. Vallahi bazı çizgilerden nefret ediyorum. Abi gümüşte şöyle bir bant çizmiştik, hatırlıyor musun? 20 ile 28-74 arasında. Şuradan şu hareketi yapıp akabinde buraya gider demiştik. Gitti. Sözümüzü dinledi. Ama bu range'in üstünde kapatamadı abi. Hatta burada da bu bölgeye geldiğinde iki ihtimal var. Ya burayı patlatır gider ya burada durur bir tepki alır. Şu yeşil kutu gümüş için tatlı bölge bence. Bu bölgenin altında çok oyalandı, çok denedi burayı kırmak için. Hani
25.79 ve 25.144 bandında bence gümüş toplamaya devam edebilirsin. Şu anda almanı gerektirecek bir durum yok. Ha ne olur? Buradan hafta içinde ekstrem bir tepki gelir. Bir anda böyle burada yukarıya atarız. Yani o zaman almak istersen buranın 28.74'ün üstünde haftalık kapanışı yaptığında bence portföyünü ekleyebilirsin. Ama kapanışı görmediğin müddetçe de bence ekleme. Çünkü neden dersen, ops pardon. Neden dersen bu bölge aslında önemli bir bölge. Bu bölgeden aldığı tepkiyle düşüşünü yapmış. Akabinde tekrar toparlamaya çalışmış. Evet. Sen de cansın abicim. Sevgiler. Var mıdır arkadaşlar? Gökdeniz bir şeyler diyor. Ne o? AI. AI mi bakalım Gökdeniz'ciğim? Bu muydu bu? Ha. Yani bana ticker yazın. Ona göre bakayım. Renelere bakalım hızlıca. Haftalıkta 7.94'ün üstünde kaldığımız müddetçe sorun yok demiştik. 7.94'ün altına böyle çılgın çılgın hareketler yaptı. Sonrasında şu anda üstünde tutunuyor. Günlüğe geçelim. Evet, günlükte de son tepesini yaptıran order bloğun olduğu bölgeyi iki kere test etmiş. Şu anda da tekrardan bir hareket başlatmaya çalışıyor. Emin olmak adına bence RNDR'de şu şimdi kırmızı yapacağım kutunun kırılımını bekleyelim derim. Yani hatta bir dakika kutuyu şuradan tepesinden çizelim. Evet. 10.50'de 10.543'ün üstüne böyle bir atım görürsek akabinde işlem kurgulamaya başlayabiliriz. Hatta belki şuradaki imbalansları falan bile hedefleyebiliriz sert bir şey gelirse. Ama deneme yapmak için, long denemesi yapmak için ya şöyle bir hareket görmemiz lazım ya da şuraya geldikten sonra bu bölgelerden denememizi yapıyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Ama şey, güzel tepki almış 7.945'ten. Sıkıntı var diyebilmemiz için de yani hani zaten aslında şu anda şeyde mikroda demeyeyim de şeyde günlükte bearish gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani yeni bir low yapmamasını izlememiz gerekir. Agresif gitmiş ya. Çok sağlam hareketler yapıyor. Yani şu anda bence satın alınacak bir durumu yok. Dediğim gibi 10.54'ü geçtikten sonra almak daha güvenli olacaktır. Ya da en azından hani şuradaki hani şu ihtimali düşündüğümüzde yaklaşık %10 daha ucuza %10 indirimli alma ihtimalimiz varken bence bunu değerlendirebiliriz. Yani daha güvenli olmak için de %10 daha pahalı da alınabilir. Evet. Katılıyorum Zokalı. Yani bu yapının altına doğru artık yeni bir low yapmamalı bence de. Tao'ya da baktık Gökdenizciğim. Miu. Miu diyorsun. Hangisinde daha güzeldir? Kekse bakalım. Hey. Gökdeniz. Gökdeniz bu ne? Ah.
Dex Screener. Uğraştırma beni ya. Eski borsa ne var? Maxi'de falan vardır. Maxi mi diyorsun? Yok, Bybit'te daha fazla sanki. 19 Nisan. Ya da Gate. Evet, Gate daha eski. Bu ne bu Gökdeniz tam olarak? Günlükte yapı hala da bul iş bence bu arada. Evet, 6 Nisan. Günlükte yapı bence bul iş şu anda. Yani gerçi şu aradaki hareket de yani çok ekstrem bir şeyler yaşanmış bunda. Ne oldu bilmiyorum. Hani kurucusu öldü, sonra çok daha iyi bir kurucu mu geldi? Ne oldu? Hani CEO'ları falan değişti mi? Ne oldu? Anlamadım. Olabilir. Belki burada önemli bir bölge vardır, bilemiyorum. Neyse, günün sonunda bu arkadaş şu anda bullish. Şuradan itibaren bullish gözüküyor. Yapıyı kırmış. Bu bölgeye 4 saatlik mum içerisinde bir test yapmış. Akabinde şurada destek direnç dönüşüm bölgesini geçmiş. Akabinde bu destek direnç dönüşüm bölgesinde yeni tepesini yapmış. Sonra burayı test etmiş. Kıramamış. Yükselmeye çalışmış. Şu anda burada bir ne derler? Ranging yapıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Ve bu ranging hareketinin pardon. Bu ranging hareketinin şöyle yaparsak ve şu arkadaşı şöyle, bu arkadaşı da şöyle yaparsak. Abi kimin şampiyonluğu gitti? Ha yok abi, olmayacak zaten, boş ver. Evet. Buradaki bu fiyat bandını takip etmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Hatta ve hatta şu alanı da belki de şöyle değerlendirmek bile daha mantıklı gözükecektir. Şu bölgeyi deviyasyon olarak düşünebiliriz diye düşünüyorum. Dört saatlikte. Şöyle sarıyla işaretleyelim. Fiyat bu aralıkta takılmaya devam ediyor şu anda. Şuranın likiditesini almaya çalışıyor gibi. Ama biraz daha zorlayıp bence bu bölgede bir av daha gerçekleştirebilir. Bir likidite avı daha gerçekleştirebilir. Son yaptığı likidite alımını şuradan yapmış. 42'lerden. Bu bölgeye gelmesini çok hoş karşılamam ama şurada bence şurada böyle güzel likiditeler mevcut.
Range low altına bir iğne daha atıp akabinde range high'in üstüne çıkabilir. Yani bu kadar hareketli olan bir arkadaşta şunu görmemiz çok mümkünsüz değil ki bölgede güzel çalışmış gibi gözüküyor. Büyük zaman diliminde bullish ama şurada güzel bir bölgemiz var. Hatta yani şöyle yapabiliriz. Kabaca çizmek gerekirse detayına inmeden. Bu bölgenin üzerinde bir hareket görürsek artık range high'ı bir miktar daha zorlamaya çalışacağını düşünebiliriz. Çift 0.59, çift 0.60 diyelim ona. Çift 0.60'ın üstünde 4, 2 tane 4 saatlik kapanış gördüğümüz senaryoda da artık bu seviyenin altına düşme eğiliminin olmayacağını düşünebiliriz. Neden? Çünkü zaten bir kere deviyasyon yapmışız burada. Dolayısıyla da artık tekrardan buraya dönmemesini beklerim kendi çizimim üzerinden. Ay, Mev'de de durum bu şekilde. Ne demek, rica ederim. Başka bir şey yoksa yayınımızı sonlandırabiliriz. Başka bir talebiniz, bakalım dediğiniz var mıdır arkadaşlar? O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu, yayınlarımızı, analizlerimizi beğendiyseniz like atmayı, her hafta marketten haberdar olmayı istiyorsanız da NFA Society'ye abone olmayı unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Karlı ve keyifli bir hafta dileriz.